Meclis Genel Kurulu'nda Ekrem İmamoğlu tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç kararı sevinçle karşıladınız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise bu cümleye bir karşılık olarak bakın ne söyledi. Ekrem İmamoğlu onurlu, haysiyetli, kişilikli bir mücadele veriyor. Mahkeme kararı Türk milletinin vicdanında kabul görmemiştir. Kesin olmayan bir karar. İstinaf süreci var. Temyiz yolu açık olan bir karar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararı Meclis Genel Kurulu'nda da gündem oldu. İktidar ve muhalefet karşı karşıya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Grup Başkan Vekilleri karar siyasi dedi. AK Parti karşı çıktı. Bu karar hukuki değil, siyasi saiklerle alınmış bir garabettir. Kararın iktidarın talimatıyla verildiği iddiası bir kere kabul edilemez. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu olamaz. AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, kararı sevinçle karşıladınız dedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç tepki gösterdi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı 1998'de Pınarhisar cezaevine gönderirken ağlayarak gönderdik. O kararı üzülerek karşıladık. Ancak dünkü manzarayı gördüğümüzde nasıl bu kararın sevinçle karşılandığını, nasıl bayram edildiğini de görüyoruz. Bu kadar çirkin bir yakıştırma olabilir mi? Ne demek seviniyorlar? Yani ne demek bayram yapıyorlar? Ne demek seviniyorlar bayramı? O sizin görüşünüz, sizin oradan bakış açınız. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek, tam destek dediği altılı masa bir araya geldi. Dediğimiz gibi Temel Karamoğluoğlu hariç. Ve Saraçhane'de buluştu liderler. Açılış konuşmasını Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi. Altılı masanın liderleri kürsüye çıktı. İmamoğlu'na destek verdi. Saraçhane'de altılı masanın Ekrem İmamoğlu'na destek mitingi gerçekleşti. Bugün burada işte bu büyük kalabalığı harekete geçiren sizlerin ortak vicdanıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Toplumun birlikte, barış içinde ortak bir geleceği inşa edebileceğine inanıyorum. İmamoğlu daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahneye davet etti. Mevlana der ki, adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ve kainat onun etrafında döner. Bugün bizi buraya getiren yaşadığımız adaletsizliktir. Ama hepinizin huzurunda söz veriyorum, adalet ya gelecek ya gelecek. Kılıçdaroğlu, verilen karar toplumun vicdanını yaralamıştır, dedi. Verilen karar asla ve asla kabul edilemez. Toplumun vicdanını yaralamıştır. Toplumun vicdanı kanamaktadır. Kılıçdaroğlu'nun ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuştu. 16 milyon İstanbul'un iradesi burada. Ve millet burada. Milletin sesi burada. Demokrasi burada, irade burada, milletin iradesi burada ve Ekrem kardeşimin yanında. Artık 16 milyon İstanbul'un dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu burada Saraçhane'den görüyoruz. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da tepkisini şu sözlerle dile getirdi. Hukuk mücadelemizin, demokrasi mücadelemizin eninde sonunda milletin iradesiyle tarihin tecelli edeceği gün milletimiz iradesini ortaya koyacaktır.